Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir kez daha Edebiyat Burada kanalında bir arada olacağız. Bugünkü programda Mehmet Yaşın'ı ve Kıbrıs şiirine bakışı konuşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz aylarda Yitik Yüke yayınlarından Mehmet Yaşın'ın üç farklı kitabı çıktı. Bu kitapları tek tek size tanıtmaya çalışacağım. Bu kitaplar çünkü edebiyat meraklılarının ilgisini çekecek türden kitaplar. Mehmet Yaşın'ı ilk olarak 1994 yılında bir şarkıcının bestelediği şiir sayesinde tanımıştım. Sevgilim Ölü Asker isimli şarkıyı Almanya'da yaşayan bir müzisyen bestelemişti. Ve ritmi ve sözleri itibariyle çok çarpıcı bir şarkıydı. Gençlik yıllarımda hemen dikkatimi çekmişti. Yani şiirsel olan, şiir olan şarkı sözlerini çok dikkatimi çektiği bir dönemdi. Daha sonraki dönemlerde edebiyat dergilerinde zaman zaman şiirlerine denk geldim. Sonra kitaplarını okuma şansım oldu. Daha sonraki yıllarda birlikte çeşitli organizasyonlara da katıldık. Hatta Doğu Karadeniz bölgesinde farklı şehirlerde edebiyat söyleşileri yaptık. Karadeniz Edebiyat Buluşmaları isimli bir toplantılar serisi düzenliyordum o dönemde. 2014 olabilir, 2010, 2012, 2013 o yıllarda. Şimdi tam zamanını hatırlayamayacağım. Daha yakından kendisini tanıma fırsatı yakaladım. Şiirinin çok farklı bir tınısı olduğunu söyleyebilirim. Meseleleri çok farklı. Türkiye'de yazılan şiirlere çok benzemeyen bir şiir anlayışı olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedenlerinden biri galiba Kıbrıs'ta doğmuş olması. Kıbrıs'ta doğmuş. Onunla ilgili neler söylenebilir? Babası bir şairdi. Kıbrıs'ta yaşamını sürdürmüş bir şair. Özker Yaşın oğluydu. Doğal olarak evinde çocukluğundan itibaren şiiri, edebiyatı duyumsayan birisi olarak yetiştiğini söyleyebiliriz. Bir yandan Türkçe şiiri, bir yandan Yunan şiirini çok takip eden, bilen birisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hemen bu kitaptan başlayalım. Bir deneme kitabı, Poeturka ismini taşıyor. Ulus ötesi bir Türkçe şiir için 80 sonrasında eleştirel bir bakış başlığını taşıyor. Bu kitapla ilgili çok önemli eleştirmenler güzel tespitlerde bulunmuş. Bu tespitlerde doğal olarak bu kitabın ve Mehmet Yaşın'ın edebiyattaki serüvenini de gözler önüne seriyor. Mehmet Yaşın'la ilgili şöyle diyor: Mehmet Yaşın'ın önemli sorunları gündeme getirdiği kanısındayım. Değişik ülkelerde değişik yazın ortamlarına girip çıkan bu genç şair bizi daha önce sorun etmediğimiz konuları düşünmeye zorluyor demiş. Bir dönemin çok önemli bir eleştirmeniydi kendisi. Gregory Journalist de Mehmet Yaşın'ın denemeleri şiirindeki orijinalliğin kaynağını gösteriyor. Şimdilerde herkesin kutladığı çok kültürlülük, ulusçuluk çağında gerçek bir çok kültürlü olan şairin deneyimlerinden trajik yanlarıyla öne çıkıp sorgulanıyor şeklinde ifade kullanmış Mehmet Yaşın'ın yazdığı şiirler ve denemelerle ilgili. Türk şiirinin önemli isimlerinden Gülten Akın, konu Mehmet Yaşın'ın şiiri olunca düz yazıyla sürdürdüğü yan eylemin etkisinde kalınmamış olmak ayıptır diye düşünüyorum. Azınlıktan olma derdinin başı bu. Ama bunu şiirler yazarak bir ayrıcalığa dönüştürdüğünü düşünüyorum. Ayrıksı duruşundan eliyle ördüğü duvara şöyle yaslanarak bir şiir çağrışı var. Bir şiir çağrışı var. İnsan diyor ki bundan güzel iktidar mı olur? Önemli olan fark edilmek burada. Susarak bile iktidar olunabilir. Mehmet Yaşın gibi bir entelektüel salt bu duruşu dolayısıyla bir iktidar olarak ışımaktadır dünyamızda diyor. Evet, çok doğru tespitlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Evet, şiirine baktığımızda azınlıkları da görüyoruz. Derdinin başı da bu. Yeni bir yaşam olanağı var mı?
biraz bunu da gösterebilmek. Türk şiirinin dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Farklı ülkelerde yayınlanmış kitaplarına dayanarak söylüyoruz. Çünkü Mehmet Yaşar'ın şiirleri 23 dilde yayınlanmış. Şöyle bir baktığımızda Türk yazar ve şairleri içerisinde bu kadar çok dile çevrilmiş kaç tane isim var diye şöyle bir düşünelim. Ve bu 23 dilin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ülkelerde gerçekten de çok samimiyetle karşılanmış ve okur kitlesi o ülkelerde söz konusu. Orhan Veli, Oktay Rıfat'ı, Fazıl Üslü Dağlarca'yı, Beja Matur'u, Nazım Hikmet'i, bu isimlere başka birkaç isim daha ekleyebiliriz. Bunlar da mesela Avrupa'da şiirleri okunan Türkçe şiir yazmış şairlerimiz, Türk şairleri. Mehmet Yaş'ın bunların içerisinde ayrıksı bir yerde duruyor. Çünkü temel meselesinin farklı bir şey olduğunu söylüyoruz. Bu kitaba hemen şöyle bir bakalım. Bu kitap şöyle bir bölümle başlıyor. Shalom gazetesinin yeni şiir kitabı Mağrur Olma Padişahım hakkında kendisi de yaptığı röportajda Ronnie Margulies ne Türk ne Yahudiyim diyor. Kendi tarihimi Türkiye tarihiyle özdeşleştirdiğimi sanmıyorum. Bir defa benim Türk olduğum zaten kuşkulu. Evimde Fransızca konuşulurdu. Babaannemin evinde Rusça. Anneannemin evinde ise Ladino. Araya giriyorum. Dede evinde lehçe. Bazı arkadaşların evinde elence. Bugünkü kendi evimde ise İngilizce konuşulur. Lise yıllarından sonra da yaşamımı İngiltere'de sürdürmekteyim. Tabii bu arada Türk kültürünü de aldım ama kendimi tam olarak Türk gibi hissetmiyorum. Benim Yahudiliğim de kuşkulu çünkü dinsel ve politik alanda Yahudilikle de hiçbir ilgim yok. Ancak genetik olarak Yahudiyim, his, düşünce ve inanç olarak Yahudi değilim. Peki o zaman nesin diyeceksiniz? Ben de bilmiyorum, herkes bir şey olmak zorunda mı? Evet, bu alıntıyla başlıyor kitap. Bize ulus ötesi bir Türk şiirini ve 80 sonrasına eleştirel bakışı bu cümlelerle başlayan kitabında sunuyor. Sadece Ronnie Margulies değil, Türk edebiyatında 80 sonrasındaki önemli şiir temsilcileriyle ilgili fikirlerini de kamuoyuna sunuyor. Örneğin Küçük İskender'le ilgili yazdıkları çok çarpıcı kitabın içerisinde. Küçük İskender'in Türkiye'de yaptığı şiiri, yazdığı şiirin yurt dışındaki yansımasının nasıl olacağını da belirtiyor. Çünkü o şiir zaten yurt dışında hayli yazıldı ve farklı açılardan yazıldı diyor. Örneğin 1990'ların şiirine de bakarken şöyle diyor. Oğuzhan Akay isminden bahsediyor. Oğuzhan Akay'ın 90'lı yıllarda şiirinin niye ön plana çıktığından kapsamlı bir şekilde bahsediyor. Türk şairlerinin çoğuna baktığımızda yazdıkları şiirleri, daha doğrusu şiirsel poetikaya vakıf olamadıklarını görüyoruz. Oysa burada sadece kendi şiirine değil, Türkçe'de yazılmış diğer şairlerin poetikalarına da hakim bir şair, yazar görüyoruz. Yine kitabı okurken şu bölüm de çok ilgimi çekti. Soru şu, siz hala babanızın şiirini mi kullanıyorsunuz? Benim babam 1950'lerde şiire düşmüştü. Zavallı Soğuk Savaş dönemi babam. Babamın saçları omuzlarındaydı ve düz. O yüzden ben saçlarımı öyle dalgalı belime kadar bırakıyor. Olmazsa bağlıyorum. Babam sokak ortalarında apansız cinsel, ulusal, siyasal ve benzeri tahrikleri kapılarak şiirler döktürürdü. O yüzden ben şiir bilgiyi dışlayan bir şairliği reddettim. Babam sık sık kendi kendisini aşık eder sonra aklına eseni yapar. Bizi de sersem tavuğa çevirdi. Sanırım o yüzden aşırı derecede sorumluluk sahibi oldum. Babamdan hiç etkilenmedim değil ama bir ters bir yüz. Babam bütün dünyadan anne şefkati bekler. Gelin görün ki kendisine akıl verecek bir babaya katlanamazdı. O yüzden ben ve zaten annem öldü. Babam da bana akıl verebilecek bir abi olmadığı için çocukluktan beri kendi başımın çaresine bakıyorum diye devam eden uzun bir yazıya da yer vermiş. Bu yazı ilk olarak Adam Sanat 1995 Ocak sayısında yer almış. Siz hala babanızın şiirini mi yazıyorsunuz? Sorusunun cevabını da vermiş. İkinci bir soru var burada.
Diyor ki hem sahici bir şair nasıl olan bugün mü yoksa kendi şiiri. Soru iki, Kavafis'i nereye koymalı bugünün şiirinde diye sormuş. Soru üç, bugün şiiri gerçekte kimler temsil ediyor? Şıklar da vermiş. Akıbeti meçhul deneysel şiirleri, yenilik, özgünlük arayışlarını bir yerlerde duramadan sürdürenler, hiçbir şey arayıp sormadan eski köşesinde oturanlar, kendi durmuş oturmuş şiirine günün deneysel şiiriyle yeni arayışlarından yararlanarak devam edenler hiçbir. Evet, bazı sorular, bazı cevaplar ister diyoruz. Poetulka, Ulus Ötesi bir Türkçe şiir için 80 sonrasına eleştirel bakış. Bu kitapla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Orhan Koçak, ara yerde veya çoğu yerde bulunmak Mehmet Yaşın'ın şiirlerinde öne çıkan bir temaydı. Başka bazı şairleri de böyle bir deneyimin ışığında bir kez daha bakıyor diyor. Gerçekten de öyle. Ara yerdeyi bir sıkışıklık olarak görmemekte fayda var. Yani Kıbrıs'ta yaşamını sürdürmüş, sonra 18'li yaşlarda yurt dışına gitmiş, İngiltere'de yaşamış, Amerika'da yaşamış, farklı ülkelerde bulunmuş bir şairin çok kültürlü bir evden çıkıp dünyaya kendi sözünü söylediği şiirler görüyoruz. Onun şiirinde sadece Türkçe yok, Yunanca da var ve diğer yaşam içerisinde karşılaştığı bütün dillerin bilgi bir birikimini onun şiirinde görüyoruz. Çoğu yerde bulunmayı belki de Orhan Koçak bunun için öne çıkardı da diyebiliriz. Evet, hemen diğer kitaba geçelim. Diğer kitabımız Kozmo Poetika ismini taşıyor. Edebi Mekan ve Edebiyat Kuramları, Üvey Ana Dil, Çeviri Kültür, Türkçe Eğlence Şiir İklimi, Kıbrıs'ın Yazınsal Kimliği ve Akdeniz'de Edebiyat Üssü'ne isimli deneme kitabı da yine Yitik Kürk yayınlarından çıkmıştı geçtiğimiz yıl. Bu kitabın ilk bölümü şöyle açılıyor sevgili edebiyat meraklıları. Edebi mekan konusu açıldığında birçok şiirimin ve romanlarımdaki kimi planların aslında rüyada yazılmış olduğunu düşünürüm. Belki rüyalarımdan önce şiirsel imgelimin önemli bir unsuru olarak hayaller üstünde bir şeyler söylemeliyim. Şiirsel yaratıcılığı kışkırtan esinlemeler huzurumu bozduğunda genellikle ne tam olarak uyanımdır ne de derin bir uykuda. Walter Benjamin'in şiirsel esin zamanlarını mesihlik anı diye adlandırır. Umulmadık hikayeler, bilinçaltının bir köşesinde saklı kalmış şiirsel çağrışımlar ya da belli belirsiz soyut imgeler, unutulmuş çocukluk anılarını canlandırmak üzere çıka gelirler. Böylece bir şair ve yazarın kendisi yazdığı metnin mekanı haline dönüşür. Dolayısıyla ben de yazdıklarımın edebi mekanıyım şeklinde çarpıcı bir tespitte bulunuyor. 1970'li yıllarda şiir yazmaya başlayan bir şairden bahsediyoruz. İlk olarak 1975 yılında bir kitap yayınladı, bir şiir kitabı. Şimdi onun iki şiirlerinden bir alıntı yapalım. Çocukluğuma dönüyor bazı düşler. Savaş çıkmamış oluyor. Annemler ölmemiş. Ne de bütün bildiklerim göçmüş. Oysa öyle uzak ki bunlar istesem hatırlayamam. Derken bir yerlere doğru uçuyorum uykuda. Uçuyor, uçuyor, uçuyorum ama kestiremiyorum nerede olduğumu, hangi şehir, hangi oda, hangi yatak. Yüzümü ne yana dönmeliyim ve kimin dilinde yanıt vermeliyim sorulara. Düşümde. Uçan kuşları karıştırıyorum bir de diyor. Evet, içinde bulunduğu toplumsal değişimi, savaşı şiirinin içerisine sızdırmış bir şairi görüyoruz. Mekandan bahsetmişken yine şöyle bir şiir göze çarpıyor. Bu kitapta alıntılanmış. O hangi ölüm anne? Bahçemizdeki güller, Yaseminler olursun sen. Uyandığım zaman sulanmış bulurum çiçekleri. Herkes şaşar. Bu kimin işi? Kitapların yaprakları katlanmışsa anlarım. Kelebek gözlüklerinle yeşil Morris koltuğa konacaksın. Başkası anlamaz ama diyor. Bir diğer şiirinde.
Şöyle bazı yerleri alıntıladım, onlardan bahsetmek isterim size. Bu kitapta neler var, hangi konuları mercek altına alıyor diye soracak olursanız, Kıbrıslı Türk edebiyatındaki şiir geleneğinden bahsediyor mesela. Ana dilden bahsediyor ve bir üvey dilden bahsediyor. Üvey ana dil diye bir kavramı edebiyat dünyasına kazandırdı. Belki bir soruyla birlikte. Üvey ana dil Türkçe ile elence edebiyatlarda yansımasını bulmuş ulusallık ve kültürel kimliğe ilişkin konuları iki toplumlu ve çok kültürlü yeni bir yaklaşımda değişik disiplinlerden Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Yunan Türk ve diğer şair, yazar ve akademisyenleri bir araya getirip inceleyen kendi alanındaki ilk kitap. Evet, buradaki yaklaşım esasen Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'nin dil ve edebiyatlarında yeni bir ulus ötesi anlayışı işaret ediyor. Söz konusu üç ülkeye ait başlıca iki dildeki edebiyatlara ve edebi geleneklere bugüne kadar pek uygulanmamış kültürler arası ve karşılaştırmalı bir yöntemle yaklaşıyor. Günümüzde eğer Türkçe ile Elence arasında göreli olarak sınırlı bir temas varsa bu bir anormalidir. Çünkü tarihsel koşullar Türkçe ile Elence'ye temas halindeki diller olma özelliği verdi. Üvey ana dil anılan üç ülkedeki onların çevre ve diasporalarındaki Türkçeler çoğul, Elenceler aynı biçimde birden çok arasında süregelen dil bilimsel ve kültürel alışverişi farklı bir gözle tekrar değerlendirmeyi öneriyor diyor. Kavramı sorgularken. Evet, bu kitapla ilgili de yine çok sayıda eleştirmenin tespitleri var. Bu tespitlerden biri şöyle, küresel dönemdeki ortak hikayemizi anlatan Mehmet Yaşar'ın denemeleri düşünsel açıdan zengin ve belagatı kuvvetli. İncelemelerle iç içe sunulan şiirler konuya uygun düşmekle kalmayıp asıl noktaya parmak basıyor diye çok örnek var. Bu örneklerle zenginleşiyor tabii dimağınız. Bir diğer ismin notu da şöyle. Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye edebiyatı ile ilgili incelemesinden hareketle üvey ana dil kavramını türeten Mehmet Yaşın bölgesel bir olgu ötesinde dille ilişkili önemli bir durum üstünde tespitler yapıyor. Çok kültürlüğü aşkın bir melez kültür boyutuyla kavramlaştırdığı üvey ana dil rahatlıkla İtalyan ve diğer Akdenizli edebiyatlara uygulanabilir diyor. Mehmet Yaşar'ın şiirlerini okuduğunuzda tüm modern Kıbrıslı şiirinin en önemli temsilcilerinden biriyle karşılaştığınızı anlarsınız. Bunun ötesinde edebiyat eleştirileri ve antolojik incelemeleriyle Kıbrıs edebiyatının yeniden tanımlanmasında rol oynuyor diyor Stefanos Stepanis. Evet, edebi mekan ve edebiyat kuramları ve yana değil çeviri kültür, Türkçe eğlence şiir iklimi, Kıbrıs'ın yazınsal kimliği ve Akdenizli edebiyat üstüne denemeleri de yine meraklıları için önereceğimiz bir kitap. Bir diğer kitabımızsa Kıbrinka, Kıbrıs şiirinin 3000 yılı ismini taşıyor. Diller ve kültürler arası bir edebiyat incelemesi kitabı. Diğerleri deneme, bu da inceleme ağırlıklı bir metin. Bu da yine özellikle Kıbrıs coğrafyasını ve orada yazılan şiiri merak edenler için kapsamlı bir çalışma. Bu antolojik edebiyat incelemesi eski Kıbrıs şiirini öncelikle dil ve edebiyatın kendisi için ele alıp adanın elen olmayan şiir birikiminde gün ışığına çıkaran ilk başvuru kitabıdır. Bugüne kadar Türkçe dışında hazırlanmış eski Kıbrıs şiiri ya da eski Kıbrıslı şiir başlıklı seçki ve derlemelerin hepsi Kıbrıslı Rum kurum ve yazarların elinden çıktı. Son 50 yılda ulusçuluk hareketine koşup bir yayın seyri gösteren bu antoloji kitapların temel yaklaşımı aşağı yukarı aynıdır diyor. Bu kitapsa bir Türkçe şiir yazan bir şair tarafından hazırlanmış. Çok önemli yerler var tabii. Ne Türk edebiyatına ne de Türkiye edebiyatına ait olan ama yalnızca Türkçe edebiyat içinde yer alan elinizdeki bu kitapsa her iki söylemin tamamen dışındadır diyor. Şair büyücü olduğu kadar bir düş yorumcusudur. Eski Kıbrıs şiirini tıpkı şiirin ve tarihin kendisi gibi bir düş saymak da mümkün.
Genellikle Eler dilindeki eski Kıbrıs şiirinde iki ana eğilim olduğu kabul edilir. Bunlardan biri şiire babalık eden Homeros'a bağlı epik bir düş, diğeri ise şiire analık eden ve Kıbrıslı ya da Afrodit'e pek düşkün olan Safoya'ya bağlanan lirik bir düş. Kıbrıs seninle konuştuk dün gece düşünde diyor, bir alıntı olarak yer almış bu metnin içerisinde. Milattan önceden başlayan alıntılar günümüze kadar geliyor. Çok sayıda şair öğreniyoruz. O bölgelerde yazılmış şiiri ve ne tür şiirler yazıldığında öğrenebilme şansına sahip oluyoruz bu kitabı okurken. Divan şiirinden de bahsediyor. Divan şiiri meraklılar için de farklı olsa gerek bu çalışma. Şöyle bakıyoruz. Bugünün şiirine geldiğimizde yeni bir şiir geleneği, yeni bir Kıbrıslı Türk dili başka bir bölüm var. Bu bölümü de notlamışım. Hemen hemen tümü de Türkiye'de eğitim gören ve geçmiş dönemin şairlerine kıyasla Türk dili ve kültürüne daha çok hakim olan 1974 kuşağı şairi, Anavatan Türkiye'ye yönelik reddini 1979'da sanat emeğinde yine bir İstanbul dergisinde gerçekleştirir. Türk şiirinin silik bir kopyası olmayı reddeden şairler o yıllardaki siyasal hareketlerin de etkisiyle iktidardakini değil, ana muhalefetteki Türkiye'ye yakınlık duyarlar. Türkiye'de adını duyuran dönemin parlak şairlerinden Neşe Yaşın şiirdeki değişim hakkında ortama şunları söyler. Kıbrıslı Türk şairlerin kendilerine ana vatan aramaktan vazgeç ve kendi seslerine yönelişi, Kıbrıs'ı vatan bilip onun taşıdığı tarihsel, kültürel mirasa sahip çıkmaları, şiire yalnızca bir içerik değişikliği olarak yansımamıştır. Kıbrıslıların tarihinde çok anlamlı 1974 dönemeci Kıbrıslı Türklere farklı kimliklerini tanımanın yolunu açmış ve toplumsal gelişmeler Kıbrıslı Türk bireyin kendi ayrımına vararak nitel sıçrama ve psikolojik değişim geçirmesini sağlamıştır diyor. Neşe Yaşın Kıbrıs'ın her iki tarafında da ilgi uyandıran şiir kitabı Sümbül ve Nerkis'i 1979'da İstanbul'da yayınlar. Giderek kadın sorularına yönelen şair, militarizm ve seksizmin yarattığı hamasi erkek sesine karşı yarı kadın yarı çocuk bir bilgiyi kullanır. Bir Kıbrıslı Rum müzisyen tarafından bestelenip Yunanistan'ın popüler şarkıcısı Yorgos Dalaras tarafından söylenen ve özellikle Kıbrıs Rumlar arasında gayri resmi bir Kıbrıslı ulusal marşına dönüşen şiirinde şöyle der Neşe Yaşın, hangisi, hangi yarısını? Yurdunu sevmeliymiş insan, öyle diyor hep babam. Benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından, hangi yarısını sevmeli insan? Evet, Neşe Yaşın'dan da şiir örnekleri var. Hakkı Yücel'den, Alev Adil'den şöyle bir baktığımda, Faiz Özdenicilerden çok sayıda şiir alıntılarıyla zenginleşmiş bir kitap görüyoruz. Kıbrıslı Türk şiirinin sadece Türkçe şiirde değil, dünyadaki azınlık şiirleri içinde anılmaya değer bir yeri var diyor Mehmet Yaşın. Yaklaşık 350 yıllık bir edebiyat birikimi ve 150 bin kadar nüfusu olan Kıbrıs Türk toplumunun bir şiir geleneği yaratabilmesinin altı çizilmelidir. Kıbrıslılar öbür Osmanlı Türk azınlıklara göre şiirde daha yetkin bir noktada duruyorlar. Bulgaristan, Romanya, Yunanistan gibi Doğu Balkan ülkelerindeki Türk azınlıkların şiirine genellikle geleneksel düzeyde ve cılızdır. Bir tek eski Yugoslavya'nın Kosova ve Makedonya Cumhuriyeti'ndeki Türk kökenlilerin şiiri çağdaş Türk şiirine koşut bir gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz diyor. Bu kitapta bildiğim kadarıyla da bahsedilen bölgelerde edebiyat dergileri de yayınlanıyor ve kuşağımızın genç şairleri Türkçe şiir yazma alışkanlıklarını da sürdürüyorlar. Evet, ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Çok kapsamlı da kitabın sonunda farklı alıntılar var. Yani bu kitap size aslında notlarla başka birçok kitaba da yönlendirecek diye telaffuz edebiliriz. Evet, ara yerde, çoğul yerde bir şair Mehmet Yaşın'ın çalışmaları üzerine konuşuyoruz. Kıbrıs ve Türkiye yurt dışında nasıl görülüyor?
belki de onun şiirini okuduğumuzda bunu daha yakından anlamamız mümkün. Çok fazla referans yapan bir şair olduğunu söyleyebiliriz. İki dilde bu referanslar şiirini zenginleştiriyor. Evet, Mehmet Yaşın Kıbrıslı bir şair ama Kıbrıs'taki edebiyat çevresinin bir parçası olmadığını söyleyebiliriz. Yunanistan'da, Atina'da yaşamını sürdürüyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Virüs isimli edebiyat dergisinde Mehmet Yaşın'la Gülce Başar bir söyleşi gerçekleştirmiş. Sadece kültür tarihi açısından değil, kültür tarihçiliği açısından da önemli bir çalışma diyor Kıbrinka isimli kitapla ilgili Gülce Başar. Öncelikle okuru bir bölge tarihçiliği sorgulamasına götürüyor. Masum sahipleri nasıl ideolojik pratiklere dönüşebileceğini etkileyici materyallerle ortaya koyuyor çünkü diyor. Bu söyleşiden alıntılar da yapmak istiyorum. Daha yakından Mehmet Yaşın'ı tanımanız için. Mehmet Yaşın diyor ki çok erken yaşlarda kendi şiirim için yaptım. Bir kaynak çalışması olarak başladı bu çalışma. Doğduğum yerin dillerindeki şiir mirasını öğrenme merakı derken İngiltere'de yüksek lisans tezime dönüştü. Kıbrinka son derece kişisel bir dürtüden, şiire karşı duyduğum ilk gençlik heyecanından beni çevreleyen şiirsel kültürü tanıyıp bağ kurma arzusundan yola çıkarak uzun yıllarda hazırlandı. Sonuçta dediğiniz gibi 3000 yıllık bir tarih boyunca şiirle toplumsal kültür arasındaki ilişkileri birçok boyutuyla analiz eden, bir kez farklı kavram ve yaklaşımlar etrafında tarihsel kırılma noktaları, şiir dönemleri, kuşakları, çevresel veya merkezi kanonlarca kabul görmeye, çok dilli şiir birikimini ele alan alternatif bir kuramsal şiir tarihi çalışmasına dönüştü. Tahmin edersiniz ki erken yaşlarda başlayan ve giderek kapsamı genişleyen böyle bir çalışmada bir ön niyet pek geçerli olamaz. İnsan işe belli bir niyetle başlasa bile keşfettiği onca Elen, Sami, İtalyan, Fransız, Türk, İngiliz ve Melezliler'de kaynaktan sonra yeni şeyler öğrenip daha önce aklına gelmeyen yorumlar yapmaya başlıyor diyor. Mehmet Fuat Edebiyat İnceleme ve Eleştiri Ödülü'nde daha önceki yıllarda aldığını söyleyelim Mehmet Yaşın'ın. Kıbrıkalı'ya girişteki ithaf sayfasına koyduğum orta çağdan kalma bir de dans şarkısı var diyor. Kıyamet kopsa da bütün dünyada Kıbrıs'a bir şey olmasın. Aman çünkü toprağına basıyor ayaklarım ve onun suyunu içiyorum ben. Bu dörtlükte evet humor, belki mütevazılık, neşe ve açık sözlülük gibi şeyler var ama umarsamazca bir bencillik de var. Bu ruh hali sürekli yabancı istilalar altında kalan küçük bir adayla, küçük bir ada ülkesindeki insanların idameyi hayat için gelene gidene kafa sallarken uğradığı aşağılamaların travmasıyla da bir çeşit keyif kültürü üzerinden baş etme ve yakın çevresinin çıkarlarından başka şeye aldırmama gibi bir toplumsal psikoloji yaratmış olabilir de diyor. Bu bölümde hayli ilginçti doğrusunu isterseniz. Devam edeyim bu söyleşiden bir iki alıntı daha yapayım. Kıbrıs şiiri esasen bir kadın şiiridir. Erkeklik tasladığı durumda da Türkiye'ye kıyasla yine kadınsıdır. Balkanlardaki Türkçe şiirler hakkında fikir sahibi olduğumdan biliyorum ki Türkçedeki en kadınca erkek şiiri Kıbrıs'ta yazılıyor diyor. Bu da ilginç bir tespit. Esas okurlarımın İstanbullu Rumlar olduğunu düşünmeye başladım. İstanbullu Rum da kalmadığına göre demek ki okurum yok da diyor. Bu arada bunu söyleyen 23 dile şiirleri, romanları çevrilmiş birisi Mehmet Yaşın. Türkçe bir şiir ama Türkçe'ye çevrilmesi gerekir. Nasıl olur bu? Olur çünkü aynı sözcüklerin anlam yükleri, çağrışımları, görselleştirdiği imgeler, gönderme yaptığı toplumsal hafıza, siyasal tarihiyle ilişkili deneyimler, toplumsal cinsiyet kimliği, temas halindeki dillerin etkisi, yaslandığı şiir birikimi, lehçesindeki müzikalite, yerel deyişler, farklılaştıkça aynı şiir, aynı dili konuşan iki ayrı ülkede veya toplumda daha farklı okunabilir. Ziyanı yok, farklı okunsun diyor. Evet, buradaki alıntıladığım bölüm aslında onun şiirinin de ne derin bir şiir olduğunu gösteriyor. Sözcüklere yüklediği anlam, çağrışımlar, görselleştirdiği imgeler, gönderme yaptığı toplumsal hafıza,
siyasal tarih ilişki deneyimler, toplumsal cinsiyet kimliği, temas halindeki dillerin etkisi bu şiirin gücünü de ortaya koyuyor. 2000'li yıllara girdiğimizde önüme bir yüksek lisans tezi gelmişti. Kıbrıs'taki bir üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden diyor Mehmet Yaşın. O zamanlar Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bile yetkin, hocalarından çoğu İngiltere, Amerika, İsrail gibi ülkelerden gelen edebiyat teorisini dünyayla denklik içinde öğreten kurumlardı bunlar. 1997 tarihli Levant yemeklerinden hareketle eski kozmopolit hayatlarınıza değinen ve İskenderiyeli Rum bir arkadaşıma yanı sıra 1972'de 96 yaşındayken ölene dek Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını tam manasını idrak edemeyip kendisine Osman demeye devam eden Lefkoşalı anneanneme ithaf edilen Şam'dan adlı şiirin etrafında bir tezdi. Ama genel poetik amada göndermeler içeriyordu. Mükemmel bir İngilizce ile Britanya kültürüne hakim olarak yazılan tezin sahibi, 20'lerinin başından biri olduğu için Yunanca da biliyor, Rum Ortodoks kültürünü yakından tanıyordu. Çok şaşırdım. Soruyu tükenmemiş miydi bu pandaların? Soyu tükenmemiş miydi bu pandaların? Meğer bu öğrenci Rum ve Türk kesimler arasında yer alan İngiliz egemen bölgesinde yaşıyormuş. Oradaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar tüm savaşlar boyunca bir arada yaşamaya devam etti. Halen öyledir o bölge ve Birleşik Krallıklar toprağı sayıldığında İngiliz vatandaşıdır. Birkaç köyde birkaç yüz kişi kalmışlar. Rum Türk eskisi gibi yaşayıp üç dili ve kültürü bilen, tesadüfen korunmuş bu pandalar bir yerlerden çıkıveriyor işte diyor. Artık soyları tükendi sanırken böyle ortaya çıkıp Kıbrinkaya bıraktığım yerden devam edecek, benim şiirim ve edebiyat mirasını da devralacak. Başka panda daha bulunur belki geri diyor. Güce başarılı yaptığı söyleşide Mehmet Yaşın. Evet, bir anlamda okurum yok diyor. Bir yandan da onu araştıranlarla ilgili de ilginç tespitlerde bulunuyor. Evet, Yapı Kredi yayınlarından toplu şiirleri de yayınlamıştı 2013 yılında. Bu kitapta 1975 ve 2013 yılları arasında yazdığı şiirler yer alıyordu. Bu kitaptaki şiirlerden birini Ada Dergisi'nde yayınlamıştım ben 2000'li yıllarda. Sandaletine sarılıp uyuyan çocuk ismini taşıyordu şiir. Sandaletini parçalamışlar şu çocuğun, yalın ayak döndü okuldan. Daha da kırılmasın diye sandaletçinin kalbi uyuyor şimdi yırtık sandaletine sarılmış. Mışıl mırıl fısıltılarla rüyasında iyileştirmeye çalışıyor kırılan yer dedi. Hırkasının fermuarı mı koparılmış ne? Cep harçlı çalınmış. Saklandı köşede tekme tokat kovalanırken en yakın arkadaşı arkasından ıslık çalmış. Öğretmense onu azarlıyor işte ve diğerleri daha da saldıracak üstüne teneffüste. Ev ödevi gibi bir şey olmuş ona. Allah'ın günü haksızlığa uğramak. İyi de ne diye onu seçmişler ki dışlamak için? Herkesten daha mı şişman? Daha mı esmer? Farklı mı giydiği gömlekler? Hadi hepsi de nerede şunun anabısı babası? Gözlerini kaçırıp öldüler diyor. Daha da ezilmesin diye hayatta olmalarından. Evet, 2011'de Lefkoşa'da yazdığı bir şiirdi Mehmet Yaşın'ın. Ada Dergisi'nde yayınlamıştık bu şiiri. Kıbrinka ile ilgili notlara da şöyle baktığımızda Doğan Hızlan bu kitapla ilgili Mehmet Yaşın'ın Diller ve Kültürler Arası Bir Edebiyat İncelemesi Kıbrıs Şiir Antolojisi adlı kitabının başında inceleme Kıbrıs tarihiyle ilgili şiir arasındaki etkileşimi milattan önce 9. yüzyıldan milattan sonra 20. yüzyıla kadar ilgi çekici serüveniyle aktarıyor. Kıbrıs'ı Kıbrıslı'ya tanımak, ada üzerine fikir üretebilmek için bu kitabı okumak şart demiş. Selim İleri de bu kitapla ve Mehmet Yaşın'la ilgili bir değerlendirmede bulunmuş. Mehmet Yaşın'ın şiirlerini ilk kitabı Sevgilim Ölü Asker'den bu yana hep severek okudum. Kıbrıs'ı Türk Şiiri Antolojisi'ni izleyen yapıtı Eski Kıbrıs Şiiri Antolojisi bir seçki, giriş bölümü. Mehmet Yaşın'ın kaleminden çok önemli bir inceleme. Kıbrıs'ta yaşamış uygarlıklar konusunda başlı başına bir kitap, bir şiir kültürü. Ardı sıra nefis şiirler, nefis bir şiir çevirileri. Kitabı okuduktan sonra tuhaf bir şey hissettim. Adadan kopup İstanbul'a yerleşen Kıbrıs doğumlu
Babamın ömür boyu sürmüş gurbetini, bunu kez hissediyorum demiş Selim İleri bu kitapla ilgili. Evet. Mesajlar da geliyor. Milat Özçelik genç kuşaktan sıkı bir Kıbrıs şair önerisi diyor. Jenan Selçuk ismini veriyor. Neşe Yaşın isminden bahsediyor. Neşe Yaşın'dan bir şiir okudu programda. Sanırım müfredatta Türk dünyası şiirlerinde ismi geçiyordu diyor Nesrin Çoruh. Evet, 23 dile çevrilmiş bir şair. Geçsin isteriz elbette. Şiir kitabından gençlik yıllarında yazdığı şiirlerden birini mi okusam diye düşündüm. 1970'li yıllarda yanılmıyorsam 77'de Kıbrıs'ta stadyumda şiir okumaları yaptığını söylemişti Mehmet Yaşın. Ve binlerce insanın aynı anda şiir dinlemek için orada bulunduğundan bahsetmişti. Evet. Yaralayan şeyler. Beni yaralayan şeyler. Ne oktur, ne kurşun, ne de mızrak. Çocukluğumdur belki, bilmiyorum. Dağlar dağlara kavuşur da insan insana uzak. Bu aykırı dünyada yaşıyorum. Her gün resmi geçit yapar kuklalar, yüzlerinde plastik maskeler, sivilceleri örten pudralar, boyalar, ellerinde küçük hesap makineleri. Her gün bin yerinden vurulur insan, zehirli bıçak gibi saplanır, delik deşik eder sevgisiz gülümseyişler, beni yaralayan şeyler. Uzun bir şiirden bir bölüm paylaştım. 1982'de kaleme almış bu şiirim. Fark İngilizce de var, Elence de var şiirin içerisinde. Doğal olarak onları okurken o göndermeleri bilmeden okuduğumuzda çok anlamlı olmuyor. O göndermeleri de bilmekte fayda var. Bakalım bir tane daha okuyalım. Bu şiirde Berlin'de 2013 yılında yazılmış Anahtar Deliği ismi taşıyor. Anahtarı yapılamayacak kadar büyük bir anahtar deliğine benziyor taş kemerli kapı. Ben içerideyim herhalde, sıkışmış. Çekmeceyi çekiyorum. Çek çek çek. İçinde ne var? Açamasam da biliyorum. Ama bilmiyorum bunu. Nereden bildiğimi? Çocukluktan, rüyadan mı ya da önceki hayatlarımdan mı? Çekmecedeki her şey çalınmış olsa da diyorum, annemin en altta serdiği eski mecmua sayfasının altında duruyordur çocukluk fotoğraflarım. O sanki başkasıymış gibi geliyor bana. Ama hangimizdik ötekimizin yerine geçen ve niçin, nasıl, ne zaman? Oysa dışarıdayım. Boş bir sınık yerde duruyorum, tek ayak üstüne. Çek çek çekmecesi açılmayan komodin. Kapı dersen kendi başına öyle. Duvarları hepten çökse de engelliyor içeri girmemi. Sarı Kehribar isimli bir romanı da var yine benim çok sevdiğim. O da Yapı Kredi Yayınları arasında okura ulaşan kitaplardan biriydi. Cambridge ve Lefkoşa iki şehirde yazdığı Başkasının Sözleri isimli şiirde ise şöyle diyor. Geceleyin odama geldi yine hayali. Rüya diyecektim, gerçekti. Kendini yalnız sanma dedi. Burada biri var. Hadi kalk. Kapıyı aç da gireyim. Tutuştukça tutuşan ateşler yakıp işaret etti. İçine gir bakalım ve hiçbir şey de söyleme. Yalnızca dinle ki alevden dil kesilsin gül. Aşktan başka şey korkutmuyordu beni. Başka şey yok ki dedi artık. Kendini bırak. Ben söylüyorum, sen yaz. Bu sözü bana da söyleten başkası var. Evet. Bakalım başka bir şiir daha. Thank you.
Kapan. Bir tuzak bu. Birdenbire bastırdı uyku. Uzaktan uzağa çengel atıp daldaki elmaları toplayan siyah eldivenli el. Sepetine doldurdu insanları da. Ve söndürdü bakışını apartman pencerelerinin. Ama uyuyamadım sen. Bir farenin yüreceği çırpınıp durdu uykunun kapanında. Çırpınıp durdu. Göz kapağını ovuşturup seyrettin sabahın ışık başına dek yanında uyuyan güzeli. Şu halin saçma sapan olsa da ılık bir şeyler akıyor içine onu seyrettikçe. Hayatın soğuk aklı kapana kıstırmış insanı. Fark etmiyoruz bile. Böyle sıradan mutlu anları diyor Kapan isimli şiirinde. Evet, Mehmet Yaşın'ın şiiri ve Kıbrinka, Kozmopolitika ve Poetuka isimli kitaplarından bahsetmeye çalıştım. Onun şiirine benzeyen bir şiir var mı diye düşündüm. Ona benzeyen bir şair, Türkçe yazan. Ronnie Margulies'ten yine bahsedebiliriz belki. Benzer süreçlerden geçtiği için. Ronnie Margulies'in de bir şiiri vardı zaten ismini taşıyan. Onda şöyle derdi. Nasıl kırık dökük yarım yamalak eksik. Nasıl yamalı hayatlar geçiyor gözlerimin önünden. Bir zanaat mutsuzluk sanki öğrenip bir önceki nesilden. Onlarca yılda didiniyoruz ve kuşkuya düşsek de bazen. Sanıyoruz ki böyledir. İyidir. Ne olacak ki başka? Budur hayat zaten. Ya beceremiyoruz biz bu işi ya da becerecek bir şey yok zaten diyordu bir şiirinde. Biraz Ronnie Margulies'le Mehmet Yaşın şiirini ilk okuduğum dönemlerde benzetirdim. Bir anlamda Mehmet Yaşın'ın şiiri içerisinde var olan şeyler anlar, anılar, geçmişe ait birikimler. Bu birikimlerin içerisinde diller, tarihler ve insanlarla ilgili geriye kalanlar var. Elbette ki yaşam enerjisi yüksek bir şiir, genç bir şiir yazdığının da altını çizelim. Şairin üretmeye devam ediyor. Aynı zamanda çeviriler de yaptığını söyleyebiliriz. Programımızın sonuna geldik. Bir şiir daha okuyalım ve bu bölümü bitirelim. Ne dersiniz? Herhangi bir sorunuz varsa sorunuza da cevap vermeye çalışayım. Ne anlatsak eksik kalır diyelim. Evet, sinema. Yazlık sinemada yılın Türk filmi. Bitmeyen aşk gecesi. Bir gece kadınlara meccani. Yıldızlar yıldızlar altında kızla oğlan birbirine göz süzer. Tahta sandalyeleri kurulmuş, şık şıkırdım tombul anneler. Kızlarını mahsusçuktan gözetler. Sinemanın içinde neler var neler. Aydan geldi bu fıstıklar. Haydi bu pap daha neler. Ama parasız olmaz ki. Çocuklar dışarıdan seyreder. Bitmeyen aşk gecesini. Fena fabrikacı kızın babası. Göremedim orasını karanlıkta. Bir kızla oğlan tam da önümde. Kapandı La Marina deliği. İyi adam ısırdı kızı. Bağırmasam yakalayamazdı biz sinemanın çömezi. Ah ne kötü bir son. Lambur lumbur yuvarlandık La Marina'lardan. Bir türlü anlayamadım. İyi oğlan değil miydi kızı ısıran? Hem bu kız veremden ölmemiş miydi? Geçen pazar diyor. Espril de bir şiir dili olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, Milat Özçelik Yaşın ya da Margulies hatta Şavkar Altınel İngiliz izlenimciliğinden yoğun izler taşır şiirleri. Evet, doğru söylüyorsunuz. Benzerlikler var. Tabii çok kültürlülük. Aynı evin içerisinde birden fazla dilin konuşulması, belki birden fazla inanç sistemin içerisinde doğmuş olmak hem dünyaya bakışı da değiştirir, dünyayı kavramayı da değiştirir. Doğal olarak yazdıklarımızı da
şekillendirir. Bu anlamda zengin bir içeriğe sahip Mehmet Yaşın'ın yazdıkları. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Fikirlerinizi, önerilerinizi de yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.